Merhabalar, ben 30 yıllık bir öğretmenim. Öğretmenlik hayatımda, eğitimde teknolojinin bütün fazlarını yaşadım diyebilirim. Mağaraların duvarlarına yazı yazmadım ama kara tahtaya tebeşirle yazı yazdım. Ondan sonra işte hepimizin bildiği o tepe gözlerden kullandık. Ondan sonra yavaş yavaş sınıfta teknoloji hayata girmeye başladı. Şimdi bakıyorum, eğitimin nereden nereye geldiğine bakıyorum ve çok net görüyorum ki şu anda kullanılan eğitim sistemi 19. yüzyılda, hatta diyelim olsa olsa 20. yüzyılda sıkışmış kalmış. Endüstriyel eğitim diyeyim ben size. Çok sayıda öğrenciyi bir sınıfa dolduruyorsunuz, başlarına bir tane bilen koyuyorsunuz, bilen bilmeyenlere anlatıyor. Bu aslında insanların tabii öğreniş biçimi değil. Bu endüstri devriminin bize getirdiği bir empozisyon. Teknolojiden kaçar olmadığı belli de bunu nasıl yapacaksın? Çok net çıktı ortaya ki Apple burada açık ara lider. Bu konuda bayağı bir çalışma yapıyorlar. Birçok okulda uygulamaları var. Ve bizim hocalarımız da onların kongrelerine gidiyor. Hani en iyi uygulama olarak kendi kendimizi anlatıyoruz orada. Çok bundan da memnunuz, mutluyuz. Başka okulların uygulamalarından da yararlanıyoruz aynı şekilde. Ve böylelikle öğrencileri gerçekten üniversiteye demiyorum bakın sadece, hayata hazır yetiştiriyoruz. Benim lise mezunum iOS kodlamayı bilerek mezun oluyor. Bugün üniversite mezunlarının %99.9'u iOS kodlamayı bilmeden mezun oluyor. Yani biz sadece oyun oynayan değil, oyun geliştiren bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için de teknoloji, bu tabletli eğitim ve Apple ortaklığı bizim için vazgeçilmez unsurlar. Bütün öğrencilerin bir iPad'inin olması, öğretmenlerinin MacBook olması, sınıflarımızdaki Apple TV'ler ya da kütüphanemizdeki MacBook'lar sayesinde her daim, her dakika internet erişimine sahibiz. Ve böylece sınıflarda mesela ders konusunda sınıfla paylaşmak istediğimiz bir şey olduğunda, bir yazı, bir görsel, hemen anında iPad'imizden bu kaynağa ulaşıp sınıfla Apple TV'miz sayesinde sınıfımıza bu kaynağı sunabiliyoruz. Yeni IELEV Tek projemizde öğrencimiz sınıf içinde sınırlı kalmadan evinde, bahçede, sokakta, istediği yerde, istediği görüntüyü kullanarak bize dersle ilgili materyal, günlük hayatın neresinde kullanıldığı, bu konunun ne işine yarayacağı, Keynote'u, iMovie'yi kullanarak ödevlerini teslim etme imkanları buldular. Eski geleneksel anlayışta sadece iyiler, iyi soru çözenler, iyi problem çözenler sadece kendilerini gösterirken farklı özelliklere sahip olanlar, farklı disiplinler arası özellikleri kendisinde barındıranlar şu anki projeyle kendilerini daha çok gösteriyorlar, daha çok öne çıkıyorlar. Bir sunum projesi, sunum yeteneği çok iyi olan bir öğrenci daha önceki sistemde öne çıkamazken, çünkü o matematik, o karmaşık matematik problemlerini ya da fen problemlerini çözmekte zorlanırken şimdi kendi sunum yeteneğiyle öne çıkıyor. Öğrenciler tabiri caizse tembel gömleğini giymiyorlar. Bilgisayarlarımızı araştırmak için ya da video izlemek için kullanıyoruz. Ayrıca bilgisayarlarımız üstünden Python kullanıyoruz. Python IDLE üstünden Python dilinde kod yazabiliyoruz. Evet. Sonra Keynote diye uygulamamız var. Evet. Sunumları ondan yapıyoruz. iTunes U'dan dersler veriliyor online olarak. Evet. Fen ödevlerimizi veya bilişim teknoloji ödevlerimizi iTunes U üstünden yapabiliyoruz kolaylıkla. Bir de iMovie var. iMovie ile de film çekip film halinde sunumları da yapabiliyoruz. Ayrıca IELEV Books adlı bir uygulamamız var. Bu uygulamada IELEV öğretmenlerinin hazırlamış olduğu bizim için kitaplar var, ders kitapları. Böylece kitap sayımız da azalıyor. Ve kağıt israfının önüne geçilmiş oluyor. Apple bize eğitim kurumları ile işbirliği yaparken bir felsefe öğretti. Dedi ki, bizim amacımız cihaz satmak değil, bizim amacımız okula yeni bir eğitim felsefesi ve de geleceğe hazırlanan yolda okula destek olmak. Biz de bunun üzerine bütün okullarla yaptığımız çalışmalarda bir iş ortağı olarak A'dan Z'ye, yani okulun teknik altyapı kontrolünden cihazların eğitime sunulması,
içeriklerin hazırlanması, içeriklerin hazırlanması için metotları kendilerine iletmemiz ve en sonunda da sınıflarda bu iPad ile öğretmenlerin karşılıklı interaktif bir şekilde öğretmen ve öğrencinin ders yapmasına kadar uzanan bir süreçte tüm kademelerde biz Pupatech olarak okulların yanında yer alıyoruz.